Herkese günaydınlar, mutlu sabahlar. Hafta içi her sabah 8.15'te olduğu gibi yine karşınızdayız. Bugün yine güzel bir konuğumuzla beraber, güzel konular hakkında beraberce konuşacağız. Konuğuma geçmeden önce efendim, bugün bize ulaşabileceğiniz canlı yayın sırasında telefonlarımızı iletmek istiyorum. 0212 alan koduyla 454-55-06 ve yine 0212 alan koduyla 454-55-07. Bu numaralardan canlı yayın sırasında sorularınızı bize yöneltebilirsiniz efendim. Efendim bugünkü konumuz ağrısız doğum. Anestezi uzmanımız, anestezi ve reanimasyon uzmanımız Doktor Nezih Berksoy Bey ile birlikte bu konuyu konuşacağız. Efendim hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk Şükrü Bey. Nasılsınız efendim? İyisiniz inşallah. Çok teşekkür ederim. Sizin gibi gülen yüzlü bir arkadaşımla beraber olduğum için çok iyiyim. Çok teşekkür ederiz. Yıllarca tabii tanışıyoruz sizlerle ve evet. Bu ağrısız doğum konusundaki gayretlerinizin hani yaklaşık bir 14 yıldır diye hatırlıyorum, evet. Yanlış hatırlamıyorsam. Yoğun olarak ağrısız doğumla ilgilendiğim 14 yıl. 25 yıllık bir hekimliğiniz var fakat evet. 14 yılınız hemen hemen tamamıyla buna adamış durumdasınız kendinizi. Çok da güzel bir siteniz var bu konuda, ağrısızdoğum.com diye. Artı çok da güzel bir kitabınız var. Bugün onu da getirdik yayınımızda. Onu da göstereceğiz izleyicilerimize. Şimdi efendim biz ağrısız doğuma yalnız geçmeden önce şöyle bir şey sormak istiyorum. İnsanlar anesteziden çok çekiniyorlar. Genel anlamda çok çekiniyorlar. Doğru. Bir kere anestezi nedir? Bir de hani anestezinin çeşitlerinden kısaca bahsedersek ondan sonra biz normal ağrısız doğumumuza geçebiliriz. Şimdi anestezi, narkoz gerçekten çok ürpertici bir kelime. Ben de daha önce bu branşı seçmeden önce duyduğum zaman ben de biraz ürpenildim bu kelimeden. Ama anestezi kelime itibariyle his olmaması, duyu, his olmaması anlamına gelen latince bir kelime. Ameliyatların en optimal koşullarda yapılabilmesi için hastalarımızın ameliyat öncesi iyi hazırlanması, ameliyat esnasında en optimal nabız, tansiyon, ağrısızlık, şuursuzluk gerekiyorsa durumu sağlanması ve ameliyattan sonra da yine çok güzel bir uyanma dönemi geçirmesini içeren bir branşın ismi anestezi. Evet. Anestezi başlıca üçe ayrılıyor kabaca söylemek gerekirse. Bölgesel anestezi, öncelikle tabii gelen anestezi, narkoz dediğimiz gelen anestezi. Sonra bölgesel anestezi, vücutun benli bir bölümünün, kolun, bacağın, vücutun alt kesiminin uyuşturulduğu bölüm. Bir de lokal anestezi. Lokal anestezi de sadece enjeksiyon yapılan küçük bir bölgenin uyuşturulmasını ifade ediyor. Bölgesel anestezi son yıllarda daha çok kullanılıyor diye düşünüyorum. Evet. Evet. Özellikle de tabii ki bu doğum meselelerinde evet. Hani artık böyle güle oynaya doğum yapmak veya evet. Hani normal anestezi aldığınız halde hiçbir ağrı hissetmediğiniz halde doğumunuzu elimini sürerken sizin yürümeniz, dolaşmanız artık mümkün diye biliyoruz bu ağrısız doğum teknikleri sayesinde. Çok doğru. Bize bir ağrısız doğum nedir diye bir bilgi verebilir misiniz? Hay. Ağrısız doğum tamamen normal bir doğum Şükrü Bey. Tamamıyla normal bir doğum. Tek bir farkı var. Doğum sancınızı sadece kasın olarak hissediyorsunuz. Doğum sancıları var ama ağrısı, acısı yok. Anne adayını rahatsız edecek bir durum yok. Sadece zaman zaman kasılmanan basınç hissediyorsunuz. Hepsi o. Ve gitgide daha sık geliyor bu kasılmalar. Ve böylece anne adayı önce doğum acısını, sancısını hissedenken biz ağrısız doğum iğnesini yaptıktan sonra bakıyor ki hiç ağrısı kalmamış. Psikolojik olarak rahatlıyor. Kesinlikle çok rahatlıyor. Ve bu iğne ağrısız doğum doğumu hem ağrısız hale getiriyor hem hızlandırıyor. Daha çabuk, daha kolay ve çok daha rahat bir doğum oluyor. Yani tam söylediğiniz gibi güne oynaya bir doğum oluyor. Ama bizim için de güle oynuyor oluyor çocuk hekimleri olarak. Çünkü gerçekten yani bunu çok samimiyetle söylüyorum. Ağrısız doğumla bize gelen bebekler doğduktan sonra ilk defa değerlendiriyoruz bebeklerimizi. Ve gerçekten yani hiç müdahale gerektirmiyor. Yani çocuğa dokunmuyoruz bile neredeyse bebeğimize. Hani kendi kendine tamamen uyum sürecini kendi yaşıyor. Belki biraz kuruluyoruz sadece o kadar. Belki ağzının içine temizliyoruz, sekresyonlar alıyoruz o kadar. Gerçekten bize de çok büyük konfor sağlıyor. Yani anneye değil sadece bize de konfor sağlıyor. Yani bunu konuşursak işte anneye faydaları, bebeğe faydaları, doktora faydaları dedi değerlendirebiliriz. Çok doğru. Peki. Çünkü çok hızlı doğuyor. Kolay, fazla zorlanmadan. Çocuk da tabii bu
hipokside kanmıyor, hızlı bir doğum, rahat kolay bir doğum oluyor. Doğum kanalı daha çabuk açılıyor, daha kolay açılıyor, anne de çok rahat ediyor. Genel anestezideki o bazı ilaçların ne kadar da az da olsa yan etkileri çocuğa görülebilir ve çocuğu birazcık daha sakinleştiriyor, solunumunu deprese edebiliyor. Doğru. Mesela onlar otomatik olarak bunda hiçbir şekilde görme ihtimali olmamış oluyor. Çok doğru. Peki efendim bunun hani nasıl yapıyorsunuz veya hani herkese yapılabilir mi? Öyle sorayım ben. Hay hay. Şimdi efendim doğum nasıl yapıyorsunuz? Öncelikle isterseniz doğum 3 aşama, normal doğumu kısaca hızlıca bir görelim. Doğum 3 aşamadan teşekkür ediyor. Birinci aşaması, birinci basamağı doğum kanalının açılma dönemi. En uzun olan dönem o. Yani spontan gelen kasılmalarla lahim kasılmalarıyla lahim ağzı dediğimiz doğum kanalının yavaş yavaş açılması ve bebeğin başının geçebileceği genişliğe ulaşması. Bu birinci aşama. İkinci aşamada bu açılmış olan doğum kanalından bebek önce başı gelenlikle önce çoğunlukla önce baş sonra vücuda çıkıyor. Üçüncü aşamada ise çocuğun eşi dediğimiz plasenta çıkıyor ve epizyo açındıysa o dikiliyor. Şimdi biz bu iğneyi yani anısız doğum iğnesini ilk aşamanın başlangıcında yani doğum sancınağını anneyi rahatsız etmeye başladığı zaman yapıyorsunuz. Onun tabii tıbbi önçüneni var. Doğum kanalı 4 cm açıklık, efasman %60-70 olacak, baş aşağı basacak gibi. Kendi anamızda doğum doktorlarıyla koordineli bir şekilde. Evet. Çünkü onlar muayene ediyorlar. Ondan gereken şeyi bize söylüyorlar. Biz ise gerekli vakit olduğu zaman sadece oturan annenin sıntında ufacık bir bölgeden iğnemizi yapıyoruz. Peki efendim bu yapılmaması gereken kişiler var mı? Bu müdahalenin olmaması gereken kişiler var mı? Valla olmaması gereken kişiler birincisi bu müdahaleyi kesinlikle kabul etmeyenler. Hani bundan veya, biraz fazla tedirgin olan. Çok yani o da tabii yeteri kadar bilgi edinme eksikliği olduğu için olabiliyor. Nadiren, çok nadiren karşılaşıyoruz. Artık çok şükür şimdi basın yayın kitaptan dengelen yaygın olduğu için böyle kabul etmeyen kişiler neredeyse hiç yok gibi. İkincisi akli dengesi yerinde olmayan insanlara uygulamıyoruz. Üçüncüsü o bölgede eğer bir enfeksiyon, tam iğneyi yapacağımız o bölgede bir enfeksiyon bir ya da noktadan falan yapıyorsunuz. Evet. Onları da bahsedersiniz biraz sonra. Evet efendim. Belki kanama eğilimi. Bir de döndüğünce eğer kanama bozukluğu varsa aşırı derecede bir pıhtınaşma sorunu varsa annede o bölgede kanama olabilir korkusuyla yapılamayabiliyor. Onun haricinde her hastayı yapıyoruz. Anladım. Yani yapılmaması gereken hasta grubu çok ufak. Yüzde. Ama o da uygun ve düzgün bilgilendirmeyle zaten siz öncesinde mutlaka ailelerle konuşup değerlendiriyorsunuz. Zaten bizim hatırladığımız kadarıyla şu anda mesela birçok doktor arkadaşımın ailesine yaptığınızı biliyorum. Birçok doktor arkadaşım bunu tercih ettiğini biliyorum. Artı kadın doğumcularımızdan da birkaç tanesinin bu şekilde arzu doğum yaptığını da çok net biliyorum. Evet. Yani evet, evet, özellikle bu işi en iyi bilen diye kabul ettiğimiz insanlar bile bunu gönül rahatlığıyla kabul ediyorlar. Gerçekten peki, öyle. Kadın doğum doktorlarımız bizzat kendilerini, eşlerini, bebek hemşiremiz, ameliyathane hemşiremiz, baş hemşiremiz, işte pek çok doktor arkadaşımızın, başhekimlerimizin, hanımlarının, eşlerinin de bu yöntemle yaptık ve hepsi çok memnun kaldılar. Zaten o kitabınızda da bunu çok güzel bahsetmişsiniz doğum hikayeleri kısmında. Yani gerçekten insanlar gönülden gelerek bir şeyler yazmışlar oraya. Onları da siz derleyip toparlayıp oraya kitap olarak evet, Türkiye'de ilkti. O zamandan doğum hikayesi yoktu. Hem internet sitemizde ilk yayınlayan kişiyiz, hem kitap olarak ilk bastıran kişiyiz doğum hikayesi. Çok çok güzel bir şey. Çünkü niye biliyor musunuz Şükrü Bey? Biz buna da doktor olarak ne kadar anlatırsak anlatalım. Veya hastanelerimizde. Bunu yaşayan. Evet. Hani Nasrettin Hoca damdan düşmüş, herkes başına toplanmış. Hocam şunu yapalım, bunu yapalım. Her kafadan farklı bir ses çıkmış. Bir dakika demiş, bir dakika durun. Daha önce benim gibi damdan düşen birisi varsa onu getirin. O ne yaptıysa ben onu yapayım. Onun gibi daha önce bu işi yaşamış, bizzat yaşamış o kadar annenen var ki. Hatta baştan aşağı bu süreci, hamileliği, hamilelik öncesinden itibaren ben nasıl doğum yapacağım?
diye düşünüp bu işi gerçekten dert edinen o kadar şuunlu, o kadar bilinçli insanların anne adaylığını var ki bunlar gerçekten doğumu güzel de onunca zevkle kendine teklif ettiren bana ilk başta bu öne başladı bu yöntem. Dışarıda yurt dışında çok doğum hikayesi yazanlar var. Biz de hay hay dedim memnuniyetle yayınladım internet sistemde. Peki şeyi sormak istiyorum. Bu yurt dışında ağrısız doğumla alakalı benim bilgim o şekilde. Hani Türkiye'deki uygulamalarından kat be kat daha fazla uygulandığını çok doğru biliyorum. Yani çok doğru. İnanılmaz. Neredeyse orada artık normal bir doğum imkanı yok gibi. Ağrılı zaten doğum, sezeryan doğum olabildiği kadar az tercih ediliyor. Ama normal doğum, ağrılı doğum diye bir şey söz konusu çok değil. Normal doğru doğumu illaki ağrısız olarak yapıyorlar. Çok doğru. Bakın bir anekdot anlatayım bununla ilgili. Zannediyorum ki 97-98 senesindeydi. Harvard'dan bir grup hocayı, Blanchard'ın yöneticilerini olan bir grup hocayı Türkiye'de misafir ettik. Hastanemize yemek yerken biz de anestezi klinik şefi ve kadın doğum anestezisi klinik şeflerine beraber oturduk. Konuşma isterse tabii ben ağrısız doğum üzerinde yoğunlaştım. İşte ne olanda uygunuyorsunuz diye sonunca istediler hemen hemen hepsini yapıyorsunuz. Yani yapmadıkları yok gibi. Peki neden siz Türkiye'de ne yapıyorsunuz? Bana dedim işte bazen kançadan bazı ani keseceğim falan yapıyoruz. Türkiye'de ne yazık ki ya. Peki ne yapıyorsunuz diye tekrar sordum. Yani nasıl kesiyorsunuz doğum sancısı çeken kişinin acısını? Çekiyorlar. İşte yani kem küm ne diyeyim böyle garip garip baktı adam yüzüme. Yani bu çağda bundan hala doğum sancısı çektintiyor lan mı bu hastalığına den gibi. Gerçekten o bakışı hiç unutmuyorum. Nasıl onun yani? Yani ne yapıyorsunuz? Nasıl doğum sancısını böyle yaşatıyorsunuz? Yani bir tek kançadan bir iki iğneyle veya basit bazı ufak tefek ağrı kesim yöntemliğine bu kadar ciddi bir ağrı ne kadar ne yapıyorsunuz? Bu dediğiniz tarih 97-98. Evet. Müthiş bir şey yani. Müthiş bir şey. Yine 98'de Mayo Clinic'teyken %96-97 oranında tüm doğumların 96-97'si oranında. Hemen hepsi demek. Tabii. Sadece tam açık yani çok geç kalınmış tam açıklık o yüzden yani o da gelmiş, geç kalındığı vakit için yok. Yapmaya vakit yokken o zaman öyle doğum yapıyor. O da ikinci, üçüncü doğumdun. Hızlı inenlemiştin. Anneye yetişememiştin. Onun haricinde mutlaka normal anısız doğum yapardık. Çünkü orada biraz önce bahsettiniz. Hani doğumun belli bir evresinde olması gerekiyor. Evet. Hani ileriki evrelerde daha zorlaşıyor. Laf aramızda kimse duymasın. biz ileri devrende de yapıyoruz. Yani ağrı çektinmemek için geçen gün 9 santim i̇şte falandı. Annenin çok sancıyordu. İşte anne sancılarının anası ne yaptık? Anneye önce sakinleştirdik. Hızlıca anneye bir monan verdik. Anneye bir rahatlattık. Sakinleştirdik. Zaten 2-3 dakika 3 bile değil. 1,5-2 dakika yetiyor bize. Hemen tak girdik. Ondan sonra zaten öyle bir rahatladı ki teşekkürüm bine bin falan. Çok güzel ya, harika bir şey. Anne için de çocuk için de gerçekten mükemmel bir şey. Peki hani insanların çok korktukları bir şey var. Yani bu belden yapılan iğnenin kendilerine acaba hani felç evet, veya başka evet, bir şey yapar evet, mı diye. Evet, öyle evet bir korkuları var, gereksiz bir endişeleri var. Biz mesela bunu şöyle yaşıyoruz. Çocuklarda menenjit şüphemiz olduğu vakit aynı şekilde benzer şekilde bir müdahale yapıyoruz. Ürpertici değil mi? Çok ürper. Yani belinden efendim su almamız lazım dediğimiz zaman Aman Allah'ım diyorlar aile değil mi? Aile perişan oluyor, çok rahatsız doğru oluyor, çok tedirgin oluyor. Aynı şeyi sizin de yaşadığınızı çok ben doğru tahmin ediyorum. Hani acaba zorlandığınız noktalar nelerdir efendim, veya bu neler soru için çok teşekkür ederim. Şimdi anne adaylığını benimle görüşmeye geliyorlar. Hatta bazen hamile kalmadan bine geliyorlar. Laf aramıza evlenmeden gelen iki üç hastam var. Bu ağrısız doğumla bin gelmek için geliyorlar ve sorduklarının en önemli sonu felç onun muyum veya daha kibancası yan etkilerini nelendin? Ama önce büyük sonudan başlayalım. Felç onun muyuz? Şimdi Bay Omurgamızı bu yüzden getirdim buraya bugün. Şimdi efendim bizim yaptığımız iğne epidural iğnesi. İsterseniz şöyle yapalım. Hani başlamadan önce bir izleyicimiz hattımıza varmış. Cevap verelim ondan sonra devam edelim. Hayır, tabii efendim. Peki efendim. Neslican Hanım hoş gelmişsiniz programımıza. Buyurun.
Günaydın. Günaydın. Ben bir şey sormak istiyorum. Tabii ki. İki tane doğum yaptım. Normal ama genel anesteziyle oldum uyutarak. Tamam. Şimdi üçüncüye hamileyim. Doktorum epidural öneriyor. Yalnız bu epiduralın sağlıksız olduğunu, felç kalma riskimin olabileceğini. Şimdi bununla ilgili konuşacağız. Biraz korkularım var. Efendim çok teşekkür ederiz aradığınız için. Şu anda onu konuşacağız. Geçmiş olsun. Doğumunuz da hayırlı olsun şimdiden efendim. Şimdi tam efendim, onu konuşuyoruz. Çok denk geldi sorumuz. Evet, denk geldi Nesli Can Hanım'ın. İki kere genel anestezi dediğine göre sezeryan oldu. Üçüncü de bu yöntem sezeryanda da uygulanabiliyor. Onu da tabii onu da soracağım size birazdan. Konuşuruz inşallah. Gene felç olabilir miyiz? Şimdi efendim biz bu iğnemizi epidural sahaya yapıyoruz. Yani iğnemizi kemiğe veya siline yapmıyoruz. Omurgamızın arkasındaki bu kemik çıkıntılan var, spinoz çıkıntılan var. Bu çıkıntılanın anasından, çıkıntılan anasından geçip epidural sahayı bulup sinire gelmeden önce. Siline gelmeden kemiğe de siline dediğin sadece epidural sahaya yapıyoruz. Yani omun inikte veya köklerle, silinle, kemiğe yapmıyoruz biz bu iğneyi. Bu bir. İkincisi, çok daha net bir cevap vermek gerekirse bu soruya, felç olur muyum sorusuna, 2006 yılında Amerikan Anesteziyoloji Derneği'nin The Anesteziyoloji isimli yayın organında, ki bu derneği Türkiye'den kabul eden 7. üyeyim bu arada, dünyanın en büyük anestezi derneği, bayağı bir koşulları var kabul edilme koşulu. Bu dergide 2006 yılında yayınlanmış bir makale var. Bir meta analiz. Yani dünyanın 4000 köşesinde Fransa'da, İngiltere'de, Japonya'da yapılmış, epidural anesteziyle yapılmış, kabul edilmiş yayınlarını toplamışlar. Kimisi 300 hasta, kimisi 500 hasta, kimisi 1000 hasta. Binlerce hasta havuzu oluşmuş ve bu hastalarda genişmiş yan etkilen olarak yüzdelen araştırılmış bütün yan etkilenle beraber kanıcı nörolojik hasan, yani Türkçesi sinir sistemiyle alakalı sinir sisteminde felç kanıcı gibi, çok genel tabiriyle şey olma ihtimalinin 257 bin kişide bir kişi olduğu bulunmuş. Yani risk o kadar az ki 257 bin kişide bir kişi. Bir de o da muhtemelen, çok muhtemelen, yani deneyimli olmayan kişilerin belki de çok durumlarıyla alakalı. Çok doğru. Eğer ehin enlende bu işi çok yapan, iyi yapan kişilerle yapındığı takdirde ve hastada eğer daha önce yeteneği kadar bilgilendirilmişse, çünkü insan bilmediği şeye karşı korkar. Siz eğer doğum anında hastaya ilk defa görürseniz ve onu da o anda yeteni vaktiniz onu da aydınlatamazsanız, birimden iğne yapılacak dediğini diye bilen bir hasta ister istemez biraz hareket tedirgin edecektin, olur. Tedirgin olacaktın. Halbuki daha önce konuşursanız, daha önce eğer kişi ana internetten, kitaplarından, denginenden veya bu yöntemi uygulamış yakınlarından yeterli doğru bilgi andıysa, emin olun kuzu gibi donuyorsun, hiç kıpırdamadan donuyorsun ve çok da eğer hızlıysanız hiçbir problem olmadan yapabiliyorsunuz. Ben Allah'a şükürler olsun binlerce, on binlerce epidural yaptım ama çok şükür ki en ufak bir yan etki baş ağrısı bile son 10 senede 12 senede karşıma çıkmadı, çok şükür. Ne kadar güzel. Epidural'de. Yani yan etki olarak korkulmasına gerek olacak bir durum. Hani uygun yerlerde bunu daha önceden tevadide yapmış olan kişilerin ellerinde endişe etmelerine hiçbir şekilde gerek olmadığını anlıyorum ben bu sözlerinizden. Doğru. Evet efendim. İsterseniz efendim o zaman biraz önce bahsettiğiniz telefondan önce, yani teknik olarak sadece yani belli noktalardan ve doğumun belli bir evresinde belli miktarda ilaç veriliyor. Herhangi bir oradan kateter bırakma durumunuz olabiliyor mu? Doğru. Ağrı devamı çok doğru. Şimdi normal doğumlarda biz epidural anesteziyi tercih ediyoruz. Uluslararası standartlarda da epidural anestezinin normal doğum için altın standart olduğu net olarak artık belirlenmiş vaziyette. Ama sezeryan doğumlarda yine epidural yapılabilir. Fakat siz onun için ayrıca bir başka bir öneriniz evet, oluyor. Bir başka daha etkisi çabuk başlayan ve daha net
daha kesin bir anı kesimi sağlayan spiral veya kombine spiral epiduralini tercih ediyoruz. Peki bu epidural anestezi dediğimiz, yani normal doğumlarda tercih ettiğimizle ameliyatlarda tercih ettiğimiz spinal anestezinin birbirlerinden farklarından çok kısaca bahsedebilir miyiz? Yani izleyicilerimizin daha güzel bilgilenmeleri açısından. Epidural anestezide epidural iğnesine, TOHI dediğimiz epidural iğnesine, epidurale gidiyoruz. Ve bunadan ilacımızı yaptıktan sonra doğum uzun sürebileceği için ilk yaptığımız ilacın etkisi 3-4 saat sonra geçebileceğini düşündüğümüz için çok ince olan balık ontası, misina kalınlığında bir kateteni de bu iğnenin içinden yine epidural sahaya yerleştiriyoruz. Arkasına onu sabitliyorsunuz. Bunun ucu dışında kanıyor. Bunun ucunu dış tarafta hastamızın omzunda tespit ediyoruz. Ve ek doz yapmamız gerektiği zaman doğum diyelim uzadı ki %90'ında hastalarımızın %85-%90'ında ilk doz yeterli oluyor. Çünkü İkinci doza bile gerek doğumu kalmıyor. Doğumu çok hızlandırıyor. Kalan çabuk açılıyor. Psikolojik olarak rahatlamış olan anne kendisi çok rahat doğuma katına biniyor. Çok hızlanıyor ama her ihtimale karşı doğum uzadığı zaman ilk 3-4 saat sonra yaptığımız ilacın etkisi geçendiği zaman bunadaki dış taraftaki kateterimizin ucundan ek doz yapabiliyoruz. Bu kateter bir gün, iki gün, üç gün rahatlıkla hastada kalabiliyor. Hiç varlığını bile hasta hissetmiyor ve kolayca çıkabiliyor. Özellikle şeylerde mi? Bu spinal anestezi durumlarında daha spinal mı? Spinal anestezide ise efendim ki sezaryenden de tercih ediyoruz. Tek bin doz yeterli oluyor genellikle doğumlarda ki bir dozun etkisi 3-4 saat çok rahat yetiyor. Çok daha ince bir iğneyle, saç kını kalınlığında çok çok ince bir iğneyle tek defada gidiyorsunuz. O kadar ince bir iğne ki onayı uyuşturmaya bile gerek yok. Ben ilk senelerde bundan 13-14 sene önce onayı önce uyuşturup ondan sonra yapıyordum. Sonra gerek baktım kalmıyor. Ki uyuşturmak için yaptığım o insülin iğnesi, hani şu şeker hastalarının vakti geldi diye cebinden çıkartıp sizle konuşurken kendi kendine yaptığı kadar ince insülin iğnesi yine yapıyordum. O bile benim yaptığım iğneden daha fazla rahatsız ediyordu hastayı. Bu spinal anesteziyle alakalı ben sizden daha fazla bilgi almak istiyorum ama bir altta izleyicimiz varmış. Devam edelim. Fatma Hanım'la görüşeceğiz. Fatma Hanım hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. Günaydın. Benim bir sorum olacaktı. Ben daha önce iki kez sezaryen ameliyatı geçirdim. Doğum yaptım sezaryenle. Fakat en son doğumda 7 yıl geçti aradan. Üçüncüyü düşündüğümde böyle bir doğum yani kullanabilir mi benim için? Onu sormak hani istiyorum. Ağrısız bir doğum yine sezaryen. Evet, ağrısız doğum. Üçüncü doğumumda kullanabilir miyim? Yani iki sezaryen olduğu için sezaryenlerde normal doğum önermiyorlar biliyorsunuz. Tabii ki. Ama efendim biz zaten sezaryenlerde doktorumuz cevap verir şimdi size. Yani spinal anestezi dediğimiz bir uygulama var. Onu konuşuyoruz zaten. Yani çok rahat ameliyatta da kullanın. Ama ben sezaryen olmak istemiyorum. Ben yine bu normal doğumu ağrısız yaşamak istiyorum. Anladım. Fakat aradan 8 sene geçti. En son sezaryen doğumumdan sonra. Bu tekniği kullanabilir miyiz benim 3. doğumum için? Peki efendim. Çok teşekkür ederiz aradığınız için. İyi günler efendim. Şimdi Fatma Hanım çok önemli, çok aktüel bir konuda sordu. Teşekkür ederiz kendisine. Şimdi sezaryen sonrası normal vajinal doğum diye meşhur olan bir antite var. İnsanların şuun düzeyi yükseldikçe, insanların bilgi düzeyine yükseldikçe normal doğan tabii olanı tercih etmeye başlıyorlar. Normal doğumu tercih etmeye başlıyorlar. Biz de zaten epidural anestezi normal doğum çoğalsın diye tavsiye ediyoruz. Yani keyfi olanak. Doğum sancısı insandan çekmek istemediklerini için keyfi sezaryen olmasından onlara bir alternatif sunalım. Anısız normal tabii doğum yapabileceklerini insandan bilsinler diye gayret ediyoruz. Epiduralin daha yayılmasını istiyoruz. Ama Fatma Hanım gibi pek çok hastamız daha önceden sezaryen olmuş oluyorlar. Birinci sezaryen, ikinci sezaryen. Ondan sonra tekrar hamile kaldıkları zaman
Norman doğum yapabilir miyim? Norman tabii yonlanla doğum yapabilir miyim diye soran çok sayıda hastamız var. Şimdi evenden çok yaygın bir Kur'an vardı. Hala da çoğu yerde geçerli bir Kur'an. Bir kene sezenyen, hep sezenyen antitesi diye var. O şekilde hep binildim. Bu Van. Niçin bu Van? Çünkü bir kene sezenyen olduğunuz zaman ikinci hamileninizde normal doğumu denerseniz, normal doğum kasılmanını, sancınını esasında o ilk sezenyen yapılan rahim kesisi kesilen yerden sıkıntı olabilir. Sıkıntı olabilir. O yüzden tehlikeli olabilir korkusuyla bir kere sezenyen, hep sezenyen yaygın bir intiba. Son yıldan da bunu çok deneyen kişi var. Daha doğrusu deneyen derken bunu çok isteyen kişiler var. Hastalanan anne adayları var. Bu ancak ne zaman söz konusu olabilir? Bazı özel şartlarda, yani normal doğum boyunca yan tarafta acı bir şey gerekirse, acı bir şey olduğu anda yan tarafta acil ameliyat sezenyen ekibinin 24 saat hazım beklediği ve anne adaylarının çok yakın takip edindiği şartlarda çok özel klinikten de belki söz konusu olabilir. Bu bizden çok kadın doğum doktorlarının bu riski kabul edip almanınıyla ilgili bir konu. Gerçi birinci sezenyandan sonra normal doğum esnasında uterus rupturi dediğimiz rahmin yırtılması konusu %1000 ihtimal. Ama bu ciddi bir durum. Tabii ki, kanamanı tabii bir durum. Acil bir durum. Anne, %1000 ihtimal bine olsa çoğu kadın doğumcu arkadaşım haklı olarak bu riski almak istemiyor. Eğer iki kere sezenyen olduysa Fatma Hanım da olduğu gibi bu sefer ihtimal %5'e çıkıyor. Tabii. 5 kat artıyor. O yüzden yine sezenyen tavsiye ediyoruz Fatma Hanım'a ama böngesel anesteziyle, yani aynı ondan doğum yapmış gibi doğan doğmaz bebeğini görenek, bebeğini kucağına alıp öpenek, ameliyat devam edenken bebeğine dokunarak onun sıcaklığını hissedenek aynı ondan doğum yapmış gibi. O konuda gibi soracağım size çünkü o konu gerçekten ilgimi çekiyor. Bir Fatma Hanım hattımıza varmış. Fatma Hanım'ı dinleyelim. Canan. Pardon, Canan Hanım. Canan Hanım dinliyoruz sizi, buyurun. Alo. Dinliyoruz efendim, buyurun. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Doktor buyurun. Doktor Bey, ben şimdi 28 haftalık gebeyim. Evet efendim. 1.65 boyundayım ve 108 kilodayım. Acaba bu kiloyla normal doğum yapabilir miyim epidural olarak? Peki, çok teşekkür bunu ederiz. Çok teşekkür ederiz aradığınız için efendim. Çok sağ olun, geçmiş olsun. Efendim, Canan Hanım'ın sorusu iki çok güzel bir soru. İki cevabı, iki yönlü cevabı var. Bir, epidural olabilir miyim? Bir, ikincisi normal yönlerle normal doğum yapabilir miyim? İkinci sorusunun cevabını tabii onu muayene edecek, eden kadın doğumcu arkadaşım cevap verecek. Yani bebeğin büyüklüğü, annemizin kan çatı yapısı, bebeğin çıkacağı doğum kanalının kemik yapısını, evet, bebeğin şekli, içeride donuş pozisyonu, yani normal doğum olup olamayacağını kadın doğumcu arkadaşım cevap verecek. Ama bizi ilgilendiren kısmı bu boy ve bu kiloda epidural olur mu? Biz 112-113 kiloluk hastalığımıza da ağrısız normal doğum yaptık. Geçenlerde 137 kiloluk bir hastamıza da epidural anestezi, gerçi başka bir ameliyat içindi, antroskopu diz ameliyat içindi ama 137 olsun kiloluk bir hastamıza da ağrısız doğum epidural yaptık efendim. Yani ki onun boyu da 162 veya 163 santimdi. Yani iyi tecrübeli bir ehim bir enle hatta tek defada bine fazla uğraşmadan epidural yapılabilir. Normal şartlarda Türkiye'de de inanıyorum ki ben gerçekten ehil insanların sayısı gün geçtikçe artıyor. Hani ağrısız doğuma siz anestezilerin hani artık ilgisi de artmaya başladı. Daha çok uğraşıyorsunuz. Doğru. Yani sizin gibi tecrübeli kişiler var. Siz de yetiştirdiğiniz arkadaşlarımız da var gerçekten. Yani o yüzden uygun yerlerde yapılabilir diye biz de düşünüyoruz. Şimdi efendim ağrısız doğum şöyle anladım ben. Normal doğum düşünürsek epidural, sezeryan doğum düşünürsek de spinal anestezi verilerek yapılıyor ve
spinal anestezi verildiği zaman da anneye aynen biraz önce izleyicimize aktardığınız gibi hani anne daha derin bir anestezi aldığı için hiçbir şey hissetmiyor ağrı fakat bebeğini anda kucağına alıyor. Yanlış mı biliyorum? Çok doğru. Çok. Spinal anestezi çünkü ameliyat zaten çok kullanılan hani sezaryen normal doğum oranı istemeyerek söylüyorum ama normalde %20 civarında sezaryen olması gerekirken %80 normalde %20 şu, belki de şu an tam tersine genellikle uygulanmakta. Çok doğru. Yani o konuda ne dersiniz? Spinal anestezinin doğru. Üstünlükleri ve güzellikleri konusunda. Efendim bölgesel anestezi son yıllarda gitgide daha yaygınlaşıyor. Çok doğru. Hatta sadece belli bölgelerinin uyuşturulması konusunda kongrelerde çok sayıda yayın var. Şimdi ameliyatlarımızda da ona bindiğince narkoz vermek yerine bölgesel anesteziye tercih ediyoruz. Bu en çok tercih ettiğimiz ameliyatlar da sezaryen ameliyatları. Sezaryen ameliyatlarında da hiç annemize narkoz vermeden ki sezaryenin bir özelliği vardı. Gelen anestezi verecekseniz son anda yani hasta antiseptik solüsyonlarla boyalın, öntünün, cerrah başına geçen bütün ekip hazır olun. Ondan sonra siz anesteziyi hızlıca verirsiniz. Hemen uyun uyulmaz hemen bebeği çıkarmak istenin. Niye bebeğe narkoz geçmesin? Aynen, bir an önce bebecik dışarı çıksın. Bebeğe doğum kondonu, bebek kondonu vasıtasıyla annenin kanında bulunan gelen anestezi geçmesin diye. Halbuki sezaryenlerde spinal anestezi veya kombine spinal epidural anestezi şansımız var. Spinal anestezinin özelliği farkı şu, yapmaz etkisi başlıyor. Hemen önce anne bacaklarında bir ısınma hissediyorsun. Sonra hemen uyuşukluk başlıyor. Hemen hastayı yani oturma pozisyonunda yapıyorsanız hemen hastamızı yatırıyorsunuz. Hemen müdahale başlıyor. Müdahale başlayabiliyor ki biz acil ameliyatlarda bile bu yöntemi yapabiliyoruz. Acil sezaryenlerde bile bir dakika sürmüyor spinal anesteziyi hemen yapıp hasta yatırınıp boyanıncaya kadar zaten tam oturuyor ve hemen sezaryene başlanabiliyor. Güzelliği ilk 5 dakika içinde, 2-3 dakika içinde hatta bebek çıkan çıkmaz bebeğe ilk müdahalesi işte oksijenizasyonu demiş. Gerekmiyor zaten. O kadar güzel bir doğumdan sonra gerekmiyor. Sağ olun. Genellikle evet çoğunlukla gerekmiyor ve ağlıyor bebeğimiz. Ondan sonra hemen bebeciği alıp anasının kucağına veriyorsunuz. Anne bebek ilişkisi hemen başlıyor ki bu çok önemli. İlk yarım saat. İlk yarım saat çok önemli. Hemen ilk 2-3 dakika, 5 dakika içinde anacığı bebeğini öpüyor. Yalak yalak fotoğraf çektirebiliyorlar. Hatta baba da başlarındaysa mutlu bir aile tablosu hemen o dakikanın fotoğrafını kaydediyoruz. Yaşanılan her türlü ufak tefek sıkıntılar o anda tamamen geçiyor. Onu bebeği o an çok önemli. Annelerinin bebeklerine o sevgi dolu bakışlarını benim hobim aynı zamanda fotoğraf çek. O anları kaçınmıyorum. O ilk bakış, ilk dokunuş, ilk anne bebek ilişkisi. Bir de diğer açıdan bakarsak genel anestezi verilen bir annenin durumu nasıl oluyor? Bir anestezi uzmanı olarak o nasıl İsterseniz olur? İsterseniz hiç anlatmayayım. Peki anlatmayın şimdi, o zaman. Yani şöyle hızlıca anlatayım. Çok, evet. Yani sonuçta narkozun genel anestezi. Ne kadar çok şükür ki son yıllarda genel anestezi de çok modernleşme, çok güzel yeni ilaçların bulunmasıyla beraber çok daha hızlı uyanma yöntemleri var. Ama ne olursa olsun ne kadar yeni modern cihazdan ve ilaçtan kullanırsanız kullanın sonuçta genel anestezi uyanırken kişiden kişiye değişmekle beraber çeşitli şiddetlerinde bulantı, kusma, anı hissi, uyku sersemliği oluyor. Kendine gelinceye kadar annenen, bebeklerini dahi görmek istemeyen çok sayıda anne biliyorum. Ben kendimle uğraşıyorum şu an diyor. Gözümü açmaya çalışıyorum. Kendime gelmeye çalışıyorum. Bebeği sonra getirin diyorlar. Ki ilk ağız dediğimiz ilk anne sütünün bebeğe bir an önce verilmesi bebek için çok önemli. O ilk beslenmenin bir an önce yapılması çok önemli. Süt gelmese bile annenin bebeğini göğsüne tutması hem o sıcaklığı hissetmesi açısından bebeğin hem de ben süt gelmesi için o impulsların alınması açısından önemli. O güzel anne bebek ilişkisi
Bölgesel anestezinin de çok daha çabuk başlıyor. Çok mükemmel bir şey tabii. Sadece bunlar kalmıyor bölgesel anestezinin avantajları. Bu işin konfor kısmı. Ama bir de tıbbi olanak. Ameliyat esnasında kan kaybı çok daha az oluyor bölgesel anestezinin sezen yanlarında. Ve bağırsaklarına gelen anestezi geçmediği için annenin ameliyat sonrası döneminde gaz çıkartma problemi olmuyor. Yani genellikle narkoz alan annelerde sezenyen sonrası gaz ve gayta çıkartamadığı için annenin beslenmesi gecikebiliyor. Hadi anneye çeşitli siyah kömür haptanı veriyorlar. Kalk yünü, hadi biraz daha yünü, hadi biraz daha yünü. Şu konidonu da turna, bir daha turna. Fakat bölgesel anestezi çok çabuk bir gaz gayta çıkartmak ve gündelik hayata, normal hayata çok daha çabuk dönmek mümkün olabiliyor. Çünkü ameliyat sonrası o şiddetli anı acıyı çekmiyor. İkişer kiloluk kum torbası konsa bile annenin karnına, ameliyathaneden çıkarken güne oynaya, evet, el sallayarak yakınlarına, aa ben çocuğumu gördüm falan diyerek anne son derece mutlu çıkıyor. Tabii bu güzellik aynaya da yansıyor. Bu mutluluk, bu güzellik, bu pozitif enerji tüm aileye yansıyor. Ve çok güzel bir postoperatif dönem, yani ameliyat sonrası dönem, doğum sonrası dönem geçiniyor lan aileler. Efendim ben kitabınızı özellikle tekrardan göstermek istiyorum. Ağrısız Doğum Mutluluğu diye. Gerçekten kendim de okuma ve inceleme imkanım buldum. Teşekkür ederim. Gerçekten şöyle gösterelim de. Gerçekten çok güzel bir kitap. Herhalde konusunda ilk yazılmış bir kitap. Türkiye'de ilk, birinci baskısı da bitmek üzere. İkinci baskıda inşallah ilavelerle yeni güzel şeyler yapacağız. Ben şuna inanıyorum ki hani bu ağrısız doğum gerek teknikle alakalı genel ailelerin bilgilenmesi gereken kısmını veriyorsunuz bilgi olarak. Artı hikayeleriniz var içerisinde. Gerçekten bu kitabı okuduktan sonra normal doğum yapmak isteyen veya normal genel anestezi almak isteyen hanım kalmaz diye düşünüyorum ben şahsen. Efendim son cümlelerinizi almak istiyorum çünkü programımızın süresi sonuna gelmişiz. Bu kadar çabuk mu? Bu kadar çabuk. Biz çok keyif alıyoruz buradan. Evet. Böyle hissediyorum ben. İnşallah evet, izleyicilerimiz aynı keyif aldıklarını ümit ediyorum. Evet inşallah efendim. Efendim, anısız doğum gerçekten mutluluktun. Hastalarımıza anısız normal doğumu tavsiye ediyorsunuz. Ama eğer sezenyen olmanı gerekiyorsa, tıbbi gerekliliği varsa o zaman da bölgesel anestezinin sezenyen olmalarını tavsiye ediyoruz. Her genel anestezi olabildiği kadar istemiyoruz. Evet, aynen öyle. Ve gerek internet sitemizden, Google'da yazdıkları zaman ilk en üstte çıkıyor. Gerek internet sitemizden, gerek kitabımızdan bize ulaşırlarsa 24 saat her iki telefonumla onlara istediğini bilgilerini, ayrıntılarını veriyorum. Sadece İstanbul'da olmana gerek yok. Türkiye'nin her yerinden. Türkiye'nin her yerinden alınıyorum. Türkiye dışından çok çeşitli ülkelerden alınabiliyorum ve elimden geldiği kadar anlatmaya, açıklamaya çalışıyorum. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür tekrar ederim. Tekrar sizi görmek istiyoruz için inşallah. Tekrar davet edeceğiz sizi. İnşallah efendim. Memnun olun. Peki efendim, yarın sabah 8.15'te tekrar sizi karşımızda görmek istiyoruz. Yarın sabah Profesör Doktor Bülent Karadağ arkadaşımızla hışıltılı çocukları, hırıltılı çocukları konuşacağız. Neden hışıltılar, hırıltılar çocuklarda ortaya çıkar? Her hışıltılı çocuk astım mıdır? Bunları konuşacağız. Yarın sabah 8.15'te efendim bekliyoruz. Görüşmek üzere efendim. Mutlu kalın.